Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Zombie Admin isimli bir oyunla oynuyorum. Bu videoda Zombie Admin'de zombilere karşı hayatta kalmaya çalışıyoruz tabii ki ama aslında asıl amacımız bir bürodayız ve bürodaki işleri zombilere rağmen yapmak. Yani ben canımı derdine bir düşeyim, işleri bir yapayım. Demek ki bu arkadaşın patronları zombilerden çok daha korkunç ki zombilere karşı hayatta kalıp bir taraftan da işlerini yapmak için cansiperane bir şekilde savaşıyor. Evet, şimdi oyun çok basit tasarlanmış. Üstten görünüş Hotline Miami gibi düşünebiliriz ama öyle çok hızlı aksiyon oyunu değil. Arkada çalan müziği de duyuyorsunuzdur az buçuk herhalde. Müzik de bana bir yerden çok tanıdık geliyor bak. Biraz dinleteyim size dedim. Size de büyük ihtimalle tanıdık gelecektir. Herhalde hazır asetler kullanılmış. Zaten belli oluyor az buçuk. Yani müzik bile hazır asetti yani, ondan bahsediyorum. Evet, fazla zaten ayar mayar falan yok, onlara girmeyeceğim hemen. İşte oyuna bir başlayalım. Yani alt kattan başlıyoruz normalde. Şimdi aslında bize yapmamız gereken şeyleri gösteriyor. Burada işte dinlenmemen gerekiyor. İşte bütün işleri ya zombiler falan var. Kahve molası vermeyeceksin ve tuvalet molası vermeyeceksin. Biraz öyle önce oynadım da ben yapamamıştım onu. Yapmamıştım daha doğrusu oyuna bakmak için. Şimdi bir bakayım nasıl olacak. Onu deneyeceğim. Evet, burada açılıyor böyle her taraf. Şu kahve. Kahveyi içmemem lazım. Kahve molası oluyor o zaman. Şu parayı simgesi gözükenlere gitmem gerekiyor. O işleri tamamlamam gerekiyor işte. Bir yerlerde pompalı olacak. Onu bulmamız gerekiyor aslında. Ha, şurada galiba. Yo, silahmış o da. Neyse. Şey yapayım. Silahı kurşunlu doldurayım. Süremiz de var bir taraftan. Bak şimdi kahve molası benim canım gibi oluyor aslında biraz. Ha, pompalıyı buldum, güzel. Yani kahve molası canım gibi oluyor. Şeyde hasar falan gördüğümüzde de düşüyor. Onun için ona bayağı bir... Oo, bir taşla iki kuş. Ona çok dikkat etmek gerekiyor. Yukarıda da işler gözüküyor gördüğünüz gibi. Burada bir şey var mıydı? Yok, hemen yanlış anladım. Şurada bir şeyler var. Hemen ulan o kadar şey... Lan ne? Nasıl patronmuşsun sen kardeşim? Ben zombilerin arasında iş mi bitirilirmiş? Arkadaş. Şurada kurşunumu da yenileyim. Evet, vuramadım herifi. Şurada var bir şeyler. Şurada tuvalet de var. Tabii böyle yerler sıkışabiliyorsunuz da yani. Hop. Birilerini arıyorum bir de. Baba. Cüretkarlığa bak bendeki. Canıma susamışım demek ki. Nasıl bir şeyse o. Yani kahve içmediğimiz zaman çok az canlı oynuyormuşuz gibi oluyor aslında. Sesler bile çok tanıdık aslında, neyse. Raporları da yazdık, tamamdır. Şimdi ne kaldı? Küçük bir işim kaldı galiba. Yani kahve içmesek de ölmeyiz demek istiyor. Kahve içmeseniz de... Bunun anlamı... iş yerinde kahve içmezsen, işte tuvalete gitmezsen... Ha, şey, tuşa basmam lazım. İşte ara vermezsen filan ölmezsin. Yani zombiler bile olsa iş yerinde hiç sıkıntı değildi. Kahve molası yok. Ara vermek yok. Tuvalet molası yok. Hop, mis. Gördün mü bak, başarım kazandım. Pıs pıs pıs. Yeni katı da bakalım neymiş. Tiplere bak. Yeni kat bu sefer şey, büro odası herhalde. Uzaktan böyle yapabiliyor muyum? Monitörün kablosunu bana yine pompalı lazım. Bu silahla çok zor oluyor ya. Bu ne? Müşterileri de aradık, tamamdır. Müşterilere dedik ki şu an işlerimizi zombilere rağmen tüm canlılığımızla pür dikkat yapmaya devam ediyoruz efendim.
Zombi de olsa, dünyanın sonu da gelse işlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hop. Şurada bir şey var. Suyu da yenileyelim, değil mi? Ha. Ya, temizlememiş, pardon. Watercolor temizlemesini de yaptık. Kahve de benim böyle şey yapıyor, cezbetmek için. Hayır, hayır, kahve molası vermeyeceğim. Aa, başka bir... Patladı mı lan o? Böyle acayip oldu ha. Yeah. Değişik zombiler gelmeye başladı demek ki. Hop! Bak, vurdu bana, görüyor musun? Şey, canım biraz azaldı. Şimdi şu, şurada şey var. Böyle yerlere girmek de sıkışmak anlamına geliyor. Evet, şimdi şey, eğitimimizi de yapalım. Raporumuzu da yazalım. Seminerimizi de verdik. İmzalar atıldı. Başka ne kaldı işimiz? Öteki tarafına mı geçeceğim lan bunun? Site problemlerini mi hallettin? Ne yaptık anlamadım tam onu. Götümde zombiler bağırırken biraz zor anlaşılıyor. Ha, voice. Sesli mesajlara da cevaplarımızı verdik. Son olarak bir iş daha kaldı herhalde. Ona da bakalım. Ne ola, tuvaletten çıkıyor. Sıçmağa mı girdin oraya? Sıçmağa. Bu zombi... Bebe mi? Bebe. Hayır. Dalga geçerken ümmümü sıkıyorlardı valla. Ha, ikisini birden niye vuramadım orada? Nereden lan şey? Asansör. Bay asansör. Güzel, hızlı hallettik galiba bunu. Ay, bir bölüm daha oynayalım. Çok kısa olmasın da ya, video olmasın da. Onu da çok bak. Yine ara vermeden, hiç kahve molası vermeden, tuvalete gitmeden, altıma ederekten böyle. Şöyle büzüşerekten falan gidiyorum zaten, silah elimde. Satış departmanına gelmişiz. Bakalım satış departmanı bize. O silah da var. Silah da uzakta çıkmaya başladı artık. Güzel. Neymiş bu? Çöpleri at. Yok. Dosyaları kaldır. Bilmem ne yap. Orada pompalı vardı. Oraya gideyim. Lan! Oha, koşan bir zombi. Dying Light gibi hissettim kendimi. Aa, pimpon masası lan. Şey odası herhalde bu. Ne derler? Dinlenme odası. O nasıl sesler öyle? Zombileri de bir acayip bir oyunu. Ba. Zombileri dinlesem yeter be, eğlenmek için herhalde. Raporların şeyi... Aaa! Taramalı tüfek. Madem değişik zombi çıkıyor, değişik silah da çıkması lazım, değil mi? Babam. Ba. Bunlar çok burada birikmişler. Niye böyle olmuş? Kurşunu da az galiba bunun. Aslında güzel. Kurşunu da bulmuş olduk. Evet, şeylere tekrar cevabımızı verdik. Arkadaşım bak, satış ya, son fiyat diyorum, son fiyat yani, zombi var ya arkadaş, bu kadar da yani şey yapmayın yani, çingenlik de yapmayın arkadaş ya. Ya CPU falını dedi. Tabii temizlerim. CPU falını da temizlerim. Niye olmasın? Dokümanları, kopyalarını da alırız. Sesler çok iyi. Baba. Kaldı bir iş. Ne kaldı acaba?
Nerede kaldı? Ha şu taraftaymış. Hepsi de buraya geldi. Nereye koşuyorsun lan? Abi bunlar niye tuvalette duruyorlar? Oo silahım bitti. Çok kötü oldu bu. Baba diye bağıra bağıra. Oğlum niye? Pompalı daha iyi harbiden ha. En azından ben de çatır çutur saydırdım tabi. Nasıl olsa taramalı tüfek bitmiyor mu lan taramalı tüfek sanki? Ya öyle değil işte. Yan yana durun ki öyle ben de fazla kurşun harcamayayım arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum, çok teşekkür ediyorum. Büronun da masrafları var şimdi bu masraflara. Dosya masrafı, klasör masrafı derken kurşun masrafını da eklemiş olduk maalesef. Ne yapalım? Olacak o kadar. Bu arada akşam olduğunu tabii fark etmediğim için fazla ışık da yetersiz olmuş. Kusura bakmayın. Neyse onu da hallettik. Sadece bir sıradaki kat neymiş? Araştırma ve geliştirme departmanına gelmişiz. Aslında güzel yermiş. Ha. Neyse. Buradan devam etmeyeceğim dostlar. Fiyatına da bakalım. Umarım yüksek değildir. Ben fiyatına bakmamıştım. Her zaman olduğu gibi fiyatına videonun sonunda bakıyoruz. Evet. Evet. 45 lira bir fiyatı varmış. En makul sayılır yani şimdiki zamanda. Bu indirimsiz fiyatı tabii ki. İndirimde de böyle hani bir %20 indirim alsa herhalde 36 TL'ye kapatırsınız bunu. En azından. Zaten bugün de şeyler olacak. Bahar indirimler olacak. Orada da gözükür belki. Bilmiyorum. Bir bakarsınız. Dostlar umarım keyif almışsınızdır. Buraya kadar seyreden herkese çok çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi desteklerinizi de videoya bekliyorum dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.